Aşağıdaki grafikte bir ülkenin 2019 yılındaki meyve ihracat miktarı gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar birinci sırada kavun ihraç edilmiş, ikinci sırada elma, üçüncü sırada kiraz, dördüncü sırada çilek ve beşinci sırada üzüm ihraç edilmiş. Buna göre sözü edilen ülkenin aşağıda verilen 2020 meyve ihracat grafiğinden ülkenin meyve ihracatı ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? A. 2020 kavun ihracatında 2019'a göre bir azalma söz konusudur. Hemen bakalım. 2020'de birinci sırayı elma, ikinci sırayı kavun, üçüncü sırayı çilek, dördüncü sırayı kiraz ve beşinci sırayı üzüm almış. Dolayısıyla A doğru çünkü kavun 2019'da birinci sıradaydı. 2020'de nereye düşmüş? İkinci sıraya. Bu doğru. B 2019'da en çok ihraç edilen ikinci ürün hangisiydi o? Elma. 2020'de ilk sıraya yükselmiştir. Evet, bu da doğru. C Kiraz 2020'de 2019'daki ihracat sıralamasından bir basamak gerilemiştir. Kiraz 2020'de 4'te, bakın 2019'da 3'te. Yani bu da doğru. D 2020'de bütün meyvelerin ihracat oranlarında bir değişim gözlenmiştir. Hayır arkadaşlar, şöyle bir bakarsak bakın üzüm aynı, kavunda bir değişim olmuş. Bakın kavunun yeri değişmiş. Kirazın yeri değişmiş. Değişenler bunlar. Çileğin yeri değişmiş. Ancak üzüm yerinde kalmış. O yüzden bunu söyleyemeyiz. Cevap bu. E 2019'da en az ihraç edilen ikinci ürün neydi o en az ihraç edilen ikinci ürün? Çilek. Birinci ürün üzüm. 2020'de en çok ihraç edilen üçüncü ürün olmuştur. Çilek burada kaçıncı sırada? Üçüncü. Doğru. Bu da gider. Cevap D görselimize baktığımızda Oktay Rıfat'ın 1970'te yılın en iyi oyunu yani tiyatro ödülünü aldığını, gene şiir ödülünü aldığını, Yeditepe şiir armağanı aldığını, Behçet Necatigil şiir ödülü, Madaralı roman ödülü, sonra bakalım burada edebiyat ödülü, burada da gene yarışma başarı ödülü almış. Bu bilgilerden hareketle Oktay Rıfat'la ilgili olarak bir sahne sanatlarında adından söz ettirmiştir. Bunu söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bakın bir oyunda aldı bir ödül. Sahne eserleri dediği oyun. Bir de burada yani adından söz ettirmiş. iki tane ödül almış. Bu doğru. İki roman türünde yetkin bir sanatçıdır. Evet romanda bakın ödülleri vardı. Şurada bir tanesi. O zaman bu da gider. Üç edebiyatın her alanında eser vermiştir. Arkadaşlar oyun evet. Şiir tamam. Roman tamam. Ama mesela burada hikaye yok. O yüzden tüm türlerinde diyemeyiz. 4 adı şiirli daha çok özdeşleşmiştir. Evet bunu söyleyebiliriz. Bakın burada şiir ödülü almış. Bir tane daha ve bir tane daha. Bunu söyleyebiliriz. Yani yalnız 3. Cevap B. Satılık. Bebek ayakkabıları hiç giyilmemiş. Ernest Hemingway'in 5 kelimeden oluşan bu tek cümlesi edebiyatımızda yeni bir tür olarak da görülen küçürek hikaye türünü en iyi anlatan örnektir. Bu hikayeler az sayıda kelime ile yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip. Burası önemli arkadaşlar. Az sayıda kelime ile yoğun anlamlar anlatacak. Okuyucuyu belli bir noktaya taşıma gibi amaç taşımayan, yalnızca bir anın saptaması olan anlatılardır. Bu açıklamaya göre metinlerinden hangileri küçürek hikaye örneğidir? Arkadaşlar yani küçürek hikayede az kelime olacak fakat anlam yoğun olacak. Okur onu kendisi yorumlayacak kendisi hayal gücüne göre tamamlayacak çünkü şurada dedi ya okuyucuyu belli bir noktaya taşıma amacı taşımaz. Mesela bebek ayakkabıları hiç giyilmemiş. Biz bundan kendi kafamızda bir hikaye yazabiliriz. Bebek ölmüş mü? Bebeğe ne olmuş şeklinde kendi kafamızda yeni bir hikaye yaratırız. Bir savaşlar çocukları büyütür dedi yaşlı kadın. Buruşuk ağzının kenarındaki tükürükleri silerken babalarının mezarları başında ağlayan adamlar görürsen şaşırma yaşları büyüktür babalarından. Bu sözler örümcek ağına takılmış bir sinek oldu salındı kafasının köşesinde. Savaşlar çocukları büyütür ve babalarının mezarları başında ağlayan adamlar görürsen şaşırma. Yaşları büyüktür babalarından cümlesi yoğun anlatımın olduğu bir cümle. Bunu biz kendi kafamızdan ne demek istiyor diye biz yorumlayıp kendimize göre bulacağız. O yüzden bunu alabiliriz. Bu bir küçürek hikaye örneğidir. İki, bir ikindi vakti başımı omzuna dayayıp uyumak isterim dedi kadın. Ya bir daha uyanamazsan dedi adam. İşte mutluluk bu olsa gerek dedi kadın. Ya bir daha uyanamazsan mutluluk budur. Bu ne anlama geliyor? Bir daha uyanamazsan hangi anlama geliyor? Neden uyanamayacak? Biz bunu kendi kafamızdan tamamlayacağız. Kendi hayal gücümüze göre tamamlayacağız. O yüzden bu da bir küçürek öyküdür. Çünkü bize bıraktı yorumunu. 3. Dostluk iki gövdede yaşayan bir ruh değil midir? Çünkü dostlukta her şey içten gelir. Dostluk çıkarlar gözetilerek doğmaz. Bu yüzden de dostluğun doğuşunda ruhların sevgiyle birbirine bağlanması vardır. Arkadaşlar bunu alamayız. Çünkü söylediği o yoğun cümleyi açıkladı. Çünkü dostlukta, çünkü diyerek açıklamaya başladı. Bize bir şey bırakmadı. Her şey içten gelir. Dostluk çıkarlar gözetilerek doğmaz. Bu yüzden de dostluğun doğuşunda ruhların sevgiyle birbirine bağlanması vardır dedi, açıkladı. Yani bizi belli bir noktaya getirdi hatta dostluğun ne olduğu ile ilgili bizi belli bir noktaya getirdi ama burada ne demişti okuyucuyu belli bir noktaya taşıma amacı güdülmez ama burada yaptı bunu o yüzden bu küçürek öykü olamaz yani cevap D.